Eşi dolandırıp Uruguay'a kaçan çiftlik bank CEO'su Mehmet Aydın'ın karısının ifadeleri ortaya çıktı. Şimdi gözler iki adrese çevrildi çünkü tutuklanan eski eş Aydın'ın iki ülkeden daha geçici vatandaşlığı olduğunu iddia etti. Herkes onu Uruguay'da sanıyordu ama karısının ifadesiyle gözler iki adrese daha çevrildi. Çünkü karısı ifadesinde kendisine villa alması için 1 milyon 700 bin lira gönderen Aydın'ın Arjantin ya da Dubai'ye gitmiş olabileceğini söyledi. Açık bir şekilde adam aldı götürdü yani. Ama inşallah Türkiye'ye getiririz diye düşünüyorum. Dolandırıcılıkla suçlanan Aydın'ın iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Dışişleri Bakanlığı Uruguay Dışişleri ile temas halinde. Adalet Bakanlığı ise tüm hukuki yollara müracaat edildiğini açıkladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise kendisine çiftlik bank sorulunca bankacı değilim diye yanıtladı. Yalnız önünde bir çiftlik kelimesi var. Millet Tarım Bakanlığı görünce hemen diyor çiftlik bank ne oldu? Ne bileyim yani. Bank kelimesi varsa ya bu bank kelimesi beni hiç enteres etmez. Yani ben bankacı falan değilim. Değil mi? Çiftçileri ziyareti sırasında konuşan Fakıbaba hesabını iyi yapmadan yatırım yapanlara da seslendi. Bedavadan para kazanmak var mı ya? Bedavadan benim 10 liram efendim ayda 5 lira getirsin. Yok böyle bir dünya. Ben size desem ki 100 lira ayda efendim 25 lira para kazanacak. Sen sorgulamaz mısın beni ya? Nasıl kazanacaksın kardeşim? Bu para nereden gelecek? En son Ferrari'siyle Uruguay'da görüntülenmişti Aydın. Ancak tutuklanan eski karısının ifadesi gözleri iki farklı ülkeye daha çevirdi. Sıla Aydın, Mehmet Uruguay'ın yanında Dubai ve Arjantin'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay duyulduğu için bu iki ülkede de olabilir dedi. Eski kocasının kendisine 1 milyon 700 lira gönderdiğini ve bankada yaklaşık 3,5 milyon lirası olduğunu söyleyen Sıla Aydın, hesabımda blokya var dedi. Kocasının kurduğu çiftlik bankta bir hakkı ve yetkisi olmadığını söyleyen Aydın, tek suçum Mehmet Aydın'ın karısı olmak dedi ve serbest bırakılmayı talep etti. Şimdi gözler Dubai ve Arjantin'de. Adalet Bakanlığı'nın Mehmet Aydın'ın iadesi için çalışmaları da sürüyor.